ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu savaş başından bu yana ilk kez eleştirdi. Biden, İsrail Gazze'yi ayrım gözetmeksizin bombaladığı için küresel desteğini kaybediyor dedi. Netanyahu ve hükümetinin değişmesi gerektiğini söyledi. Haberimizi izleyelim, konuşacağız. İlk kez İsrail yönetimine tepki gösterdi. Aşırı sağcı ve tarihin en muhafazakar yönetimi ifadelerini kullandı. Bir süredir İsrail'e verdiği koşulsuz şartsız destekle tepkilerin hedefine oturan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki demokratlardan desteğini kaybeden Başkan Joe Biden İsrail'i eleştirdi. Biden, Yahudilerin Hanukka bayramı kapsamında Beyaz Saray'da bir resepsiyonda konuştu. İsrail'in küresel desteği kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Özellikle aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in son günlerde gösterdiği aşırılıkçı tepkiler dünya tarafından eleştiriliyor. Biden, Netanyahu'ya sertlik yanlısı hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi. Amerikan Başkanı Joe Biden, İsrail'e bağlılığının sarsılmazlığını da sözlerine eklemekten çekinmedi. Ama dikkatli olmalıyız. İsrail de dikkatli olmalı. Tüm dünya kamuoyunun fikri bir gecede değişebilir. Buna izin veremeyiz, dedi. Biden bir süredir İsrail'in siviller üzerinde sorumluluğu olduğunu ifade ediyor. Amerikan Başkanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşmesinde de soruları yanıtladı ve bir kez daha Netanyahu'yu eleştirdi. İsraillilere, masum ve Hamas'tan bağımsız olan Filistinlilerin güvenliği ve sağlığı bizim için hala bir endişe nedeni. Bu nedenle aldıkları kararların hepsi masum Filistinlileri korumakla alakalı olmalı. Palestinian civilians from being hurt, murdered.